papağanımı bile çok seviyordum. O papağan bana şey yapıyordu, bir gün böyle odada duruyormuş, ben geçerken miyavladı. Kedi var burada, o kedi nasıl içeri girmiş diye kapıyı açtım, papağanımız beni görünce miyavlıyor. Ben kapının önünden geçerken içeriden kedi sesi geldi, resmen miyav sesi geldi. Ben de çok merak ettim, ay burada kapalı odada kedi ne arıyor diye açtım baktım, papağan bana bakıyor böyle. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu 90'ların başında yaşayan herkesin pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla beraberiz. Bugün gerçekten efsane bir oyuncuyla beraberiz. Bizimkiler dizisinin Doktor Türkan Hanım'ı, namı diğer Kızıl doktoru. Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesinden içmeye varsa eğer numune ilaçlarından almaya geldik. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun siz. Hamdolsun. Nasıl geçiyor günler? Evde oturarak. Başka bir aksiyon yok galiba yok, hayatınızda. Hayır. Sağlığınız iyi değil. Fena değil. Çok parlak değil ama idare ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olun. Bugünkü sohbetimiz Bizimkiler, Umur Bugay ve Zeki Ökten ekseninde olsun istiyorum aslında. Çünkü sizinle alakalı konuşacak elbette çok şeyimiz var. Bu galiba bir tek bana nasip oldu. 3 sene önce sizin en son röportaj yaptığınız kişi bendim. 3 sene geçti aradan yine ben. Başka konuları merak etmek isteyenler, merak edenler varsa o röportajı izleyebilirler. Güler Ökten Bizimkiler dizisine nasıl dahil oldu? Doktor Türkan Hanım rolü nasıl çıktı? Evet, Umur Bugay, Zeki Ökten'in çocukluk arkadaşıydı. Hı. İkisi birlikte büyümüşler. Ve birlikte çalışırlarken gelip Umur Bebek'te oturuyordu. Gelip buradan Zeki'yi alıyordu arabayla ve birlikte işe gidiyorlardı. Beni bir gün kapının önünde, ben de buraya ilk taşındığımız zaman sokakta çok kedi vardı, aç. Ben de her gün, her sabah hayvanları besliyordum. Hem sabah hem öğleden sonra benim hayvan beslediğimi gördü. Hı hı. Çok hoşuna gitmiş. Sonra Zeki'ye sanıyorum Güler'i de katalım demiş doktor olarak. Ve bir sene sonraydı galiba. Beni de dahil ettiler o güzel diziye. Kızıl lakabını sanki sonradan oluşuverdi. İlk zamanlar Kızıl lakabı yoktu. Cemil söyledi değil mi ilk? Cemil söylüyordu, evet. Bu nereden? Sabri Bey değil de Cemil söylüyordu benim hatırladığım. İlk o söyledi, ondan sonra papağan da tekrarlamaya başladı. Evet. Kızıl geliyor diye. Bu neden size Kızıl dendi? Sanıyorum daha böyle şey bir doktor, paylaşımcı bir doktor olduğu için. Bunu Umur Bugay mı yazmıştı yoksa böyle bir doğaçlama mı çıktı? Umur Bugay yazdı galiba. Kızıl'ı mı? Kızıl. Hatırlamıyorum lakabına. Kimin yazdığını bilmiyorum. Dizinin bunu da sormam gerekiyor. Aslında Erdal Özyağcılar söylemişti. Bizim için dedi çok büyük bir şanstı. Dizinin ilk zamanlarında tretman tasarımını Zeki Ökten yapıyordu. Rahmetli eşini Zeki Ökten yapıyordu. Bu konuda sizin bilginiz var. Hiçbir bilgim yok. Var. Hiçbir bilgim yok. Hayır ama Erdal söylediyse doğrudur. Bizimkiler setinde çalışmak nasıldı? Yani nasıl bir çalışma düzeni vardı? Çok güzel aile gibiydik. Yapımcımız, yönetmenimiz, kameramanımız, set işçileri, papağanımız, kedilerimiz. Hepsi bir aile gibi çok güzel çalışıyorduk. Çok keyifli çalışıyorduk ve çok keyifli geçiyordu günlerimiz. Şey demiştiniz, Bizimkiler dizisi en rahat çalıştığım setlerden biriydi evet. demiştiniz. Evet, doğru. Bunu sağlayan neydi acaba? Sanıyorum aile gibi olmaktı. Yani herkes birbirini tanıyor ve çok seviyordu. Setimiz de harikaydı. Yani set işçilerimiz de harikaydı. Sanıyorum ondan kaynaklanıyor. Bir de tutan bir dizi olmasından da kaynaklanıyor mutlaka. Hı hı. Yapımcımızın da çok sağlam bir yapımcı olmasından kaynaklanıyordu. Tıkır tıkır paralarımızı alırdık, hiçbir sorun olmazdı. Hı hı. Vesaire.
sizin muayenehane olarak kullandığınız yer sanırım belli bir süre sonra ya da ilk başlardan mı itibaren bilmiyorum. Bizimkiler dizisindeki oyuncuların role hazırlandıkları odaymış, yermiş galiba. Olabilir, hatırlamıyorum. Özür dilerim Sedat Bey. Doğrudur. Sizin ya da böyle diğer oyuncuların Bizimkiler dizisi senaryosuna etkileri oldu mu? Ya da işte bir katkınız oldu mu rolle ilgili? İşte tek katkım benim hayvan beslemek. Sonra Doktor Türkan olarak da hayvan besledim. Orada kedi besledim. Zeki Ökten ve Umur Bugay dostluğundan biraz bahsedebilir misiniz bize? Çocukluk arkadaşıydı ikisi de. Birlikte büyümüşler. Birlikte fakirlik çekmişler. Birlikte zor günler geçirmişler. Sonra birlikte senaryolar yazdılar. Hatta bir şirket kurup reklam filmleri bile çektiler birlikte. Hı hı. Sonra da bizimkilerde bir miktar sonra Zeki de çalışmaya başladı. Hı hı. Zeki'yi kaybedene kadar hep Umur hayatımızda oldu. Sonra Umur'u da kaybettik maalesef. Böyle. Sizin Zeki Ökten'le sosyal medyada çok paylaşılıyor. Daha önce konuşmuştuk bunu. Zeki Ökten'le meşhur bir düğün davetiyeniz var. Evet, nostaljik davetiye diye ara sıra çıkıyor ve çok gülüyorum. Nostaljik falan değil. Hatta özür dilerim, şöyle bir başlık altında. Eskilerden bir davetiye. Evet. Ne kadar sadeymiş falan diyorlar ama bu tabi alta yazıyorlar ya, tanımadınız mı Gülen Ökten'le Zeki Ökten o diyenler de var. Onun hikayesini bir öğrenebilir miyiz sizden? Onun hikayesi biraz acıktı şöyle. Ben işte üniversiteyi okudum bitirdim. Konservatuvarı oturdum okudum bitirdim. Tiyatroya girdim. Ve babamla annemin bir gün konuşurlarken duydum. Bu kız evde kalacak galiba. Hiç erkek arkadaştan söz edilmiyor falan diye bir laflarını duydum. Sonra biz Bademler Köyü'ne film çekmeye gittik. Atıf abinin bir filmiydi o. Pembe Kadın'dı. Orada bir sahnede şey lazımdı, resim lazımdı. Eşiyle benim oynadığım kadının resmi çekilecekti. O esnada sette Zeki asistandı. Zeki'yi yanıma koydular ve resim çektiler. Ve duvara astılar. İşte sahnede de Göksel oynuyor. Ay iyiydi, uyu iyiydi, koca mıydı ya falan diye laflar ediyor. Benim aklıma geldi. Resmi aldım. Babama, anneme mektup yazdım. Hadi gözünüz aydın. Köyün ağasıyla nişanlandım. Yakında evleniyorum diye bir şey attım. Eve mektup attım. Tabii çok gülmüşler. Yani benim babam da oyuncu olduğu için bu espriyi anlamış. Çok gülmüşler. Sonra şey olunca biz hakikaten Zeki ile sonradan arkadaş olup evlenmeye karar verdiğimizde Ayşe Şasa dedik ya hadi bunu kullanalım. Bu düğün davetiyeniz olsun. Ayşe Şasa da Atıf abinin eşiydi ve senaristti. Böyle bir davetiye yaptı. Altına da işte yazıları o yazdı ve düğün davetiyemiz bu oldu. Biz de kaçta evlendik? 70'te evlendik. Allah rahmet eylesin. Bahsettiğimiz evet, isimlerin içinde hepsi vefat etti. Nur içinde yatsınlar. Bizimkiler dizisi izlendiği zaman hayatın sıradan akışıymış gibi görülse de aslında arka planda bir Türkiye portresi çiziyordu bize. Bu konuyla alakalı sizin fikrinizi almak isterim. Bizimkiler dizisi gerçekten Türkiye gündemini ne derece anlatıyordu, ne derecede yansıtıyordu? Sanıyorum bayağı iyi yansıtıyordu. Zaten de bana televizyon dizilerinin çok toplum üzerinde çok etkili bir araç olduğunu öğreten dizi Bizimkiler oldu. Üç tane inanılmaz maceram var bununla ilgili. İzin verirseniz anlatayım. Birincisi bu hayvan besleme meselesi. Sokakta ben yürürken yolumu kesip birçok kadın bana teşekkür ederiz. Sizin sayenizde artık biz de çevredeki hayvanları besliyoruz dediler.
Tabii bu büyük mutluluk verdi bana. İkincisi, ilk oynadığım gün gece oyun, yani gece bizimkiler oynadı televizyonda. Ertesi gün sabah 10.30'da falan ben Cihangir'de bir iş için Cihangir'e gittim. Yürüyorum ve arkamdan küçük çocuklar doktor hanım, doktor hanım diye bağırmaya başladılar. Bir gece önce oynamışız. Böyle bir karşılık ben hiç görmemiştim. İlk bölümünüz müydü? İlk bölümümdü. Bundan önce böyle oynadığım dizilerde böyle bir karşılık görmedim. Üçüncüsü, her zaman alışveriş ettiğim bir eczane vardı ve bana takılarak hoş geldin doktor hanım diyordu ilaçları alırken. Hoş geldin doktor hanım dedi. Birdenbire yanımdaki bir bey, bayağı kelli felli, 50'li yaşlarında bir bey. Hoş geldiniz doktor hanım dedi. Ben de hani diye güldüm. Sonra eczacı hanım dedi ki hayır o doktor değil, gerçek doktor değil dedi. Ama rica ederim eczacı hanım dedi. Ben kendisininle dedi işte şeyden dışarıdan geldiğim zaman kendisininle bir hafta eczanede birlikte çalıştım dedi. Olur mu, ben çok iyi tanıyorum hanımefendiyi dedi. Bu da inanamadım. Çünkü evine giren bir doktor hanım adamın aklında öyle bir yer etmiş ki sanki hakikaten birlikte çalışmışız gibi. Ondan sonra bir daha acıklısı var. Taksiyle bir yere gidiyordum. Şoför döndü bana, abla dedi, Cemil dedi içkiyi bıraktı değil mi dedi. Evet dedim, bıraktı. Bir daha başlamayacak değil mi dedi. Valla onu ben bilemem dedim. Onu yazarlar karar verir. Gidişata göre tekrar başlatabilirler. Abla gözünü seveyim ne olur. Rica ediyorum söyle onlara başlatmasınlar. Çünkü ben Cemil bıraktı diye içkiyi ben de bıraktım. Eğer o başlarsa ben de başlarım dedi. İnanılır gibi değil. Demek ki gerçekten dizilerin son derece tehlikeli toplum üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Onun için çok dikkat etmemiz lazım dizilerde kullandığımız şeylere. Günümüz dizilerinde de mesela savaş dizileri var, işte kahramanlık dizileri var, Kılıç Kalkan ekibiyle izleniyor. Dizinin etkisinden dolayı mı insanlar böyle, yoksa insanımız böyle olduğu için mi diziler böyle? Yoksa birbirini mi tetikliyor bunlar? Birbirini tetikliyor herhalde. Yani çok fazla şiddet var dizilerde ve o şiddet topluma da yansıyor. Yani haberleri izlerken nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani zor izliyorum haberleri. Onun için karşılıklı bir etkileşim var. Dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem. Ve bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Türkan Hanım'ın, Doktor Kızıl Türkan Hanım'ın vefat eden eşi ve yurt dışında yaşayan oğlu. Buna dizide çok fazla değinilmedi. Vallahi ben de hatırlamıyorum zaten. Siz söylediniz. Hiç hatırlamıyorum. Buna acaba Umur Bugay neden çok fazla değinmedi? Belki şey gelebilirdi ya, yurt dışında yaşayan oğlu. Hani Ulvike Hanım'ın Güzin Çoranlı'nın, onun annesi bile Almanya'dan geldi, onu bile gördük ama Türkan Hanım'ın oğlunu göremedik. Kim bilir, belki gidemediler orada, yani yakalayamadılar bir şey herhalde. Ben hatırlamadığıma göre beni bile etkilememiş, düşünün. Hatta size sürekli çiçekler getiren bir bey vardı. O beyin vasıtasıyla bu konuşulmuştu işte o dönem. Belki işte, çok tutmadı o şey onun için. Çünkü ben onu da hatırlamıyorum yani. O bey Güzin Özipek'in kocasıydı. Tamam, Aydın çok sevdiğim, çok tanıdığım bir insan Güzin'le Aydın da buna rağmen hatırlamıyorum. O peyderpey gelip gidiyordu. Çünkü diziyi izleyenler çok iyi hatırlar. Siz tabii bir de sadece bizim nesil, öyle söyleyeyim, biz de eski nesil olduk galiba, bizimkilerle hatırlasak da sizi yeni nesil Cevriye Hanım
Evet. Rolüyle de çok hatırlıyor. Birbiriyle alakası olmayan iki rol ama ikisi de çok sevildi. Yani sempatik bulundu. Cevriye Hanım rolü de çok sempatik bulundu. Bunun sebebi neydi? Cevriye Hanım rolü nasıl çıktı ortaya? İçinizden böyle bir rol nasıl çıktı? Bir kere yazarların başarısı o. Yani bir rolü oynamak için içinde veriler olması lazım. Yani önce yazarların marifeti. Sonra da benim tanıdığım üç tane ihtiyarın karmaşıklığı. Üçü de çok sevimliydi. Ama biri huysuzdu, biri tembeldi, biri numaracıydı. Bu üçünü bir araya getirince çok sevimli bir karakter çıktı. Bahsetmek ister misiniz kim olduklarına dair? Bahsetmeyeyim. Hayatınızda izi olan üç tane üç, hanımefendi. Evet. Öyle söyleyelim, öyle diyelim. Dizide apartmanda neredeyse herkesle bir şekilde diyaloğu olan oyunculardan biriydiniz. Evet. Bazıları böyle içine kapanıktı ama siz doktor olmanız hasebiyle Evet. Hepsi dışarıdan bir defa insanlar geliyordu bir tabii defa. muhakkak geliyorlardı. O apartmanı Türkiye için özel kılan neydi acaba? Türkiye toplumunun göstergesiydi apartman. Yani her kesimden insan vardı orada. O apartmanda Mehmet Akan, Evet. Ercan Yazgan, Evet. Latife Saruhan, Aykut Oray, Evet. Uğurtan Sayıner Evet. gibi isimler vardı ve artık aramızda yok bu isimler. Maalesef, Bu maalesef. isimlerle ilgili biraz konuşmak isteriz. Mesela Latife Saruhan'dan çok fazla kimse nedense bahsetmedi. Ha canım. Latife Saruhan, ben Alzheimer diye biliyordum ama Alzheimer değildi galiba. Ben Öyle miydi? Alzheimer diye hatırlamıyorum. Çünkü benim annem Alzheimer'lıydı ve Latife öyle değildi. Ama ateh denilen ihtiyarlık bunaması vardı. Hatırlamıyordu. Mesela biz burada aynı taksiyi kullanıyorduk. Çoğu zaman taksi şoförü bana Latife abla yine parayı vermedi diyordu mesela. Bu ama bilerek yaptığı bir şey değildi. Unutuyordu. Unutuyordu. Komşumuzdu yani biraz ileride otururdu. Ben severdim Latife'yi çok ve yani bize başlamadan önceden tanıdığım için de severdim. Ayrıca bütün arkadaşlarım bu söz ettiğin her biri hayatımda büyük iz bırakmış. Özellikle Mehmet Akan, Ercan Yazgan, çok Aykut Oray, hepsi çok sevdiğim insanlar. Ama maalesef hayat böyle işte. Sevdiklerini bir bir kaybediyorsun. Mehmet Akan, tabii hepsine Allah rahmet eylesin, Mehmet Akan dizi için çok önemli bir Çok. kişiydi. Bizim Belki için de çok önemli bir kişiydi Mehmet Akan. evet. Bizim de çok iyi dostumuzdu çünkü. Allah rahmet eylesin. Amin. Buradan tabii o apartman deyince apartmandan Kapıcılar Kralı'na Evet. geçişi yapmak istiyorum. Kapıcılar Kralı diye biz aslında Türkiye bu şekilde biliyor. Bizimkilerin ilk versiyonu Kapıcılar Kralı. Ama Kapıcılar Kralı değilmiş. Bunu Evet, sizin maalesef. vasıtanızla öğrendim. Anlatmak isterseniz bunu Evet, şey herkes de ben de öğrensin. efendim Zeki hakkında yazılmış bir kitap da Umur'un söyleşisinde Zeki hakkında söyleşisinde açığa çıktı. Vaktiyle Kısmet Apartmanı diye radyoya bir program yapmış. 10'ar dakikalık skeçler halinde ve bir apartmanda geçen işte kapıcı yönetici ve karısı arasında. Onu da bayağı ünlü oyuncular okumuş, oynamış. Ahmet Gülhan, Göksel Kortay ve Ulvi Uras. Ulvi Uras, karı koca. Ulvi Uras apartman yöneticisi, Göksel Kortay eşi olan Eşi. hanımefendi. Ahmet Gülhan da Gülhan'da kapıcı. kapıcıyı seslendiriyormuş, öyle Ondan söyleyeyim. sonra işte oradan Kapıcılar Kralı'nı çıkarmışlar Zeki ile birlikte. Sonra da bizimkilere geçmiş yani. Sizin bahsettiğiniz kitabı ben göstereyim. Evet. Şöyle Zeki Ökten Yeşilçam'da Özgün Bir Yönetmen, Şükran Kuyucak Esen'in Esen'in sağ yazdığı olsun. bir Çok kitap. çok kapsamlı bir kitap. Zeki ile çalışan herkesten şey almış. Bilgi almış, sohbet etmiş. Onun için bayağı kapsamlı bir kitap. Onun sayesinde ben de öğrendim. Ben de açıkçası Kapıcılar Kralı diye biliyordum ben Ben de de bunu. öyle düşünüyordum ama değilmiş. Ondan öncesi var yani. Hatta Umur Bugay daha sonraları Devekuşu Kabare'nin, Devekuşu Kabare Tiyatro'nun içerisinde Haneler bölümünde Fakirhane skeci
hazırlamış. Burada Zeki Alasya ile Metin Akpınar, birisi kapıcı, birisi yöneticiyi oynuyor. Umur Bugay orada da yine benzer kullanmış. Bir yapıyı kullanmış. Muhtemelen biz artık şey diyebiliriz, yani Kapıcılar Kralı'nın temelini de Kısmet Apartmanı Kısmet Apartmanı'ndan çıkmış, evet. Atılay Uluışık da şunu söylemişti. Aslında bunların hepsini Umur Bugay Oğlum Adam Olacak kitabında hangi karakter nereden geliyor anlatıyordu diye söylüyordu. Bence o kitabı ve işte Şükran Kuyucak Esen'in bu kitabını da edinip hem Zeki Ökten hem de Umur Bugay hakkında bilgi alabilirler. Bizimkiler nereden geliyor, nasıl bir altyapısı var öğrenebilirler diye düşünüyorum. Kemal Sunal ve Zeki Ökten dostluğundan biraz bahsetmelik isterim. Nasıl bir dostlukları vardı? Çok Zeki'nin iki tane çok iyi dostu vardı sinemadan. Biri Kemal, biri de Tarık Akan. İkisinin de maalesef kaybettik. Biri Zeki'den önce, biri Zeki'den sonra. Hayatında, Zeki'nin hayatında çok etkili oldu. Kemal'i kaybetmek de çok etkili oldu. Tarık'ı kaybetmek de benim hayatımda çok etkili oldu. Çünkü Tarık yani son dostlarından biriydi Zeki'nin. Tabii. Kemal Sunal, Zeki Ökten sonra Tarık Akan vefat etti. Evet. Kemal Sunal'ın ödüllü filmlerinde hep Zeki Ökten imzası var. Evet. Yani ödül veya aday olan Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Düttürü Dünya. Düttürü Dünya da Zeki Ökten'li bir Ankara filmidir aslında. O da çok böyle arka planda kalmış gibi bir film gibi görülse de aslında çok çok güzel bir filmdir. Kemal Sunal'ın böyle tırnak içinde söyleyeyim, çerezlik filmlerinin yanında bu filmler çok ayrışmıştır. Evet. Çok ayrıdır bizim için bu filmler ve hepsinde de Zeki Ökten'in, rahmetlinin imzasının olması ayrı bir güzellik. Ne güzel, sağ olun. Tekrar ruhu şad olsun amin. Diyelim. Yazlıkçılar dizisinden bahsedelim. Orada Mehmet Akan'la abi kardeş oynamıştınız. Evet. Bizimkiler dizisine nazaran çok farklı bir roldü. Şimdi orada mütevazı bir doktor. Herkese iyilikle yaklaşan ama burada burnu havada bir tip oynamıştınız. Evet. Oyuncu için evet zevkli bir şey olabilir ama senarist veya yönetmen için bir önceki asıl dizi olan Bizimkiler açısından risk değil midir bu? Onu ona sormak lazım, onlara sormak lazım. Bir oyuncu olarak çok keyifli bir şey tabii. %100 ters bir rol oynamak çok keyifli. Yazlıkçılarda da çok keyifle çalıştım. Orada şey vardı, böyle insanlara tepeden bakan bir kadın rolü vardı. Ama o çok sevilmedi belki de, benimsenmedi, çok hatırlanmıyor. Yazlıkçılar ama. Şey, evet yani çok uzun da sürmedi zaten. Bir sezon ya da iki sezon. 36 bölüm sürmüş. Demek 93'ten 98'e kadar 5 sene sürmüş. 5 sene sürmüş. 5 sene sürmüş. Değil mi? 36 bölüm. Ya zaten yazın 5-6 bölüm çekiliyormuş. Kısası evet. Bak o kadar uzun sürdüğünü hatırlamıyorum. Demek ki çok iz bırakmamış. İzleyici de iz bırakmamış. Bende de. Böyle çok Bizimkiler kadar olmasa da Bugay yapıma ait olduğu için insanların sevdikleri, sürekli izledikleri, sordukları detaylarıyla alakalı bilgi sahibi olmak istedikleri bir dizi olduğu için bunu sorayım istedim. Kapıcılar, muhasebeciler gibi meslek grupları Bizimkiler dizisine tepki göstermişlerdi. Öyle mi? Bundan sizin haberiniz var mı? Hayır. Bir de doktorlar size olumlu bir tepki gösterdi mi? Yani rastladığım doktorlar, eczacılar hep olumlu tepki gösterdi. Onun için hiçbir itirazım yok. Çünkü kapıcılar, kapıcı Cafer'e, Cafer'le birlikte hani bizi uyanık böyle üçkağıtçı gibi gösteriyorsunuz diye. Muhasebeciler de Ergun Bey sürekli kapıları dinlerdi, hiç işini yapmazdı. Bundan dolayı tepki göstermişlerdi. Ben sizde bir meslek erbabını oynamış olmanız dolayısıyla hani bir olumlu bir tepki geldi mi diye ama merak ettim. Ama olumlu tepki geldi hep çünkü olumlu bir roldü, olumlu bir doktordu Türkan Hanım. Hayvanları Koruma Derneği. Size Bizimkiler dizisi için söyleyeyim, ödül vermiş diye Nesin Akkoç söylemişti bunu. Sizin bilginiz var mı bu konuda? Hayır, hiç. Sizde böyle bir ödül var mı? Hayır, benim ödülüm tok hayvanlar. Onlar beni çok seviyorlar. Hala bakıyorsunuz değil mi? Bahçede var mı şu anda? Tabii.
Bizimkilerdeki gibi böyle bahçede baktığınız. Hatta kulübeleri de var susun. Bazen tepki de gösteriyor insanlar ama temiz tutmaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı kaç tane var insanın tepki göstereceği kadar fazla mı? 30. 30 tane. Tepkiyi neye gösteriyorlar? Hani pisletiyorlar yani değil mi? Yani pisletiyorlar değil de hani böyle işte sularını kenara koyun görünmesin falan filan diye haklılar. Bizimkiler dizisi siz de tabii içerisinde olduğunuzdan dolayı hani bitiş döneminde olduğunuzdan dolayı sorayım apar topar bitti. Ya bana şey gibi geldi hani işte o baktığım kedilerin bir tanesi böyle araba çarpar yol kenarında ölür ya o kadar acıklı geldi öyle bitmesi. Çünkü hiç beklemiyordum biteceğini yani hep sürecek gibi geliyordu bana. Öyle kaldı neden kaldı onu da tam bilmiyorum hatırlamıyorum. Onu soracaktım neden bitti bu dizi? Bir de bunun mesela kayıp bölümleri var. Yani yayınlanmayan bölümleri var. Yayınlanmayan dedim döneminde yayınlandı ama sonra ondan sonra kaybol. Arşivlerde olmayan bölümleri var. Son çekilen 5 tane bölüm var. Mesela bunlar da kayıp. Bunlar nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Yani hiç bilmiyorum. Onu yazıhanede çalışan arkadaşımız bilebilir. Kayıp yaklaşık 30 küsür bölüm var. Ciddi mi ben? Hala şeyde internette herhangi bir yerde yayınlanmayan bölümler. Onlar döneminde yayınlanmış ve yok bitmiş. Olmuş. Nasıl olmuş? Yok olmuş. Dizi bittikten sonra dostluğunuzun, arkadaşlığınızın devam ettiği isimler oldu mu dizide? Tabii. Yani mesela Mehmet Akan'la onu kaybedene kadar hep dostluğumuz devam etti. Meral Çetinkaya hala çok iyi arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Başka da kimseyi görmüyorum ama hepsini çok seviyorum. Yani kim ararsa memnuniyetle görüşürüm. Çok özlüyorum hepsini çünkü. Ben ekseriyetle hepsine sormaya çalışıyorum bunu. Size de selamlarını gönderenler oldu. Onları ilettim zaten size. Sağ olsunlar. Ben de hepsine çok sevgilerimi yolluyorum. Hepsini çok özlüyorum çünkü. Olmadı. Bir buluştururuz sizi artık. Ne güzel. İnşallah. İnşallah. Olur inşallah. Sizin bu dizdeki karakterlerle alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepsi çok iyi yazılmış karakterlerdi o ayrı ama böyle içlerinden sıyrılan sizin çok sevdiğiniz bir karakter var mıydı? Umur hepsini Bugay. Çok seviyordum hakikaten. Çok ciddi söylüyorum. Papağanımı bile çok seviyordum. O papağan bana şey yapıyordu. Bir gün böyle nerede? Odada duruyormuş. Ben geçerken miyavladı. Tabii bir kedi var burada. O bu kedi nasıl içeri girmiş diye kapıyı açtım. Papağanımız beni görünce miyavlıyor. Ben kapının önünden geçerken içeriden kedi sesi geldi. Resmen miyav sesi geldi. Ben de çok merak ettim. Ay burada kapalı odada kedin ne arıyor diye açtım baktım. Papağan bana bakıyor böyle. Onu dahil çok özlüyorum. O kadar şeker bir papağandı o. Cinsi Jaco diyorlar galiba o papağan için de. O papağanların 70-80 yıl ömürleri oluyormuş. Hala yaşıyordur diye düşünüyorum. İnşallah. İz peşindeyim bulacağım inşallah. İnşallah vallahi bulursanız bana haber verin size. Sizin hiç ondan sonra hiç bilginiz yoktu mu? Nereden geliyordu bu hayvanlar? Yani kimi aitti bunlar? Mesela Halis'in köpeği vardı. Ayla Hanım'ın kedisi, bu papağan, Aykut Bey'in, işte Yavuz Bey'in, Aykut Oray'ın horozları. Bunlar yapım ekibi mi bir yerden geçiyordu yoksa birilerine ait hayvanlar mıydı? Yapım ekibi getiriyordu herhalde. Bilmiyorum. Papağan öyle geldi herhalde. Yapım ekibi getirdi. Papağan da iki kere değişti şeydi, öyle dizide. Mi? Tabii ilki gri değildi başka bir renkteydi. Sonra gri renkli bir papağan geldi. O son gelen yaptı bana o numarayı. Evet. Miyavladı. Dizinin içeriğiyle alakalı çok merak ettiğim bir şey var. Bu da aslında çok fazla dillendiriliyor. Şimdi Sabri Bey, siz de yöneticilik yaptınız dizide. Sabri Bey... Ben de yöneticilik yaptım mı? Ciddi evet. mi? Ben hiç hatırlamıyorum yönetici oldum. En çok Sabri oldum. Bey yapsa da Nazan Hanım. Nazan Hanım'dan sonra Sabri Bey. Sonra siz 2 senelik bir senelik bir yöneticilik hayatınız var. Sonra tekrar Sabri Bey oldu. Sabri Bey sürekli yönetici seçiliyor. bakıyorsunuz hiç kimse sevmiyor Sabri Bey'i. Orada Sabri Bey'in aslında istediği bir şey yönetici olmak. Hiç kimse sevmiyor ama buna... Oy veriyordu. Kim veriyordu bu oyu? Senaryoda böyle bir eksiklik var. Neden Sabri Bey yönetici seçiliyordu sürekli? Evet, kimse yönetici olmak istemediğinden, Sabri Bey de bu işi memnuniyetle yaptığından, Sabri Bey de kimse sevmediğinden ona yakılıyordu. Bir anda kilitleniyordu. Tabii, ona yakılıyordu. Ama şöyle bir şey var. Sabri Bey yönetici olunca apartmandaki herkese zulmediyordu. İktidarı ele geçirince
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Gençte hitabedeki bu düsturdan hareketle Sabri Bey kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyordu onu. Evet. Şimdi böyle bir menfaatperest bir adama menfaati doğrultusunda bir şey vermek bana biraz sıkıntılıymış gibi geldi. Orada bir flu bir durum var aslında. Seyirci de bunu sorguluyor. Neden sürekli Sabri Bey yönetici seçiliyor İşte sevilmeyen insana sevilmeyen iş verilir. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız, bizi evinize Estağfurullah. Konuk ettiğiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim böyle bir projede yer aldığınız için. Bizimkiler dizisiyle alakalı son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım ve bu şekilde kapatalım Çok istiyorum. Özlüyorum oradaki arkadaşlarımı da, diziyi de, gitmiş olan arkadaşlarımı da. Hepsini çok özlüyorum. Göçenlere rahmet, kalanlara esenlikler Esenlik, dileyelim. Esenlik, sağlık. Peki, teşekkür ediyorum. Bizimkiler nasıl çekildi programımızın bu bölümünde? Sevgili Güler Ökten konuğumuzdu. Sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.